Cavit Göçmen tarafından kurulan Edirne Haber Gazetesi'nin haftalık Lalapaşa gazetesi sahibi Cavit Göçmen tarafından 22 Ocak 1992 yılında kurulan, daha sonra Sinan Göçmen'e devredilen ve 1996 yılında Kerim Yurk tarafından satın alınan Edirne Haber Gazetesi, oğlu Aybatur Yurk'a, sonra da kızı Aybüke Yurk'a devredilerek yayın hayatını sürdürüyor. Edirne Haber Gazetesi'nde yapılan törenle 26. yaş günü pastası kesildi. Çalışan gazetecilerin oluşturduğu kalabalık bir topluluk önünde gerçekleşen pasta kesimi sonrasında Edirne Haber'in genç patronu Aybüke Yurk, heyecanlı konuşmasında Edirne Haber gazetesinin başarılarının devam edeceğini ifade ederek aile büyüklerine ve katılımcılara teşekkür etti. 1992 yılında Cavit Göçmen tarafından kurulan Edirne Haber gazetesini daha sonra babam devraldı. Sonrasında abime devretti. Abim de bu sene ben devraldım gazeteyi abimden. Böyle bir şeyin sahibi olmak, bu kadar emeğin sahibi olmak benim için çok gurur verici bir şey. Umarım bundan sonra ben de babamla birlikte, tabii ki abimin de çok büyük desteğiyle, aynı heyecanla, tutkuyla, aynı emekle devam ettirebiliriz. Edirne Haber'in daha önceki patronu Aybatur Yurk da memuriyete girişi nedeniyle gazeteyi kardeşine devrettiğini ama onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını söyledi. Ben de babamdan sonra birkaç yıl gazetenin yaz sahipliğini yürüttük. Geçtiğimiz Temmuz ayında memuriyet hayatına başlayınca gazeteyi kardeşime devrettim. Bundan sonra onlar devam edecekler. Edirne Haber gazetesinde uzun süredir köşe yazarlığı yapan eğitimci yazar Beyazıt Sansı da yazar kadrosunun emekli öğretmenlerden oluşmasının gazeteye çok şey kattığını söyleyerek yaş gününü kutladı. 26. yaş günü dolayısıyla çok güzel bir arkadaş ve meslektaş dayanışmasına tanık oluyoruz. Edirne Haber'de büyük bir saygı ve sevgi içinde gazetemize yazmaya, dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar halkımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Edirne Televizyonu olarak biz de Edirne Haber Gazetesi'nin yeni yaşını tebrik ediyor, yayın hayatında başarılar diliyoruz.